Evet selamlar herkese arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. TFT'ye girecektim tam açtım saat e, 11.10 .10 varken yani ben de e, tam ne kadar hangi saatte geldi güncelleme bilmiyorum ama ben gördüğüm gibi videosunu çekeyim dedim. E, şöyle gördüm şurada baktım ve 10.13 yazıyor bir güncelleme attı falan. Ben de hemen girdim internette baktım Yaman notları nelermiş diye. E, bakınca da size bir videosunu çekeyim istedim arkadaşlar öyle girdik ne gelmiş ne gitmiş pek bilmiyoruz ama bakacağız bu arada benim rankım ne durumda? Onu tam da ben hatırlamıyorum. Şöyle onu da bir bakalım. Elmas 3 90 LP'lere kar çıkıp gerilere düştük. Ee, sürekli 90 LP'lere kar falan çıkıp düşüyorum arkadaşlar buralarda. 37 Elmas 3, 37 LP'de kalmışız. Ee, bu güncellemeden sonra metada ne değişiklik olacak tam bilmiyoruz. Ona bakılacak. Ona bir ayar çekeceğiz bakacağız artık. Ee, yeni gelen bir şeyler var. Kaldırılanlar var. Eee... Rework yiyenler, e, nerfler, bufflar var. Ufaktan bir girişelim. Dereceli eğer ustalık veya üstündeyseniz artık dereceli de yalnızca tekli sıra girebilirsiniz. Ha, galiba artık dereceli olan arkadaşlar arkadaş şeyde e, böyle team olarak arkadaşlarıyla oyuna giremiyorlar. Aynı yani lobiye düşemiyorlar gibi anladım. E, biz de şu an master'a daha çıkmadık. Master ortalama 2-3 rankımız var eğer çıkabilirsek inşallah hoş olur. E, şu an elmas 300. Bu gelince artık artık arkadaşlarınızla giremeyeceksiniz gibi. Sistemlere geldiğimizde galaksilere yeni galaksi gelmiş. Ulan ben de yeni bir item eşya falan geldi zannetmiştim. Neyse dur bakalım. Çift yıldız şampiyonlar yalnızca iki eşya kullanabilir. Hoş değil. Yani. Niye ki? <laughs> Bilmiyorum garip. Yani hiçbir çare tam olarak kere yapamayacağınız bir şey aslında. Ee bol bol 5 golluk çarlıların oynanmasını sağlayabilecek bir şey. E çünkü genelde ondan önceki çarlar 3 item yaptığınızda e, güzel keriler oluyorlar. Sibernetik veya dediğim gibi 5 golluk çarların oynanabileceği bir galaksiye benziyor. Orta boy galaksi kalkmış. 125 can galaksi 2 kalktı. Çok kötüydü. Şu 85 can da zaman zaman kötü olabiliyor. da kalksa ben fazla üzülmem. Bak saç buradan görüyor musun? yukarıya lambaya tutunmaya çalışıyor. Çok yukarı çıkmaya çalışıyor. Ee, diğer bir oyunda düşebilecek azami eşya sayısı ...bir arttı. Ha, bunun bir sınırı var zannedersem ama 4 uzay korsanıyla ile bu sınırın aşıldığını düşünüyorum, zannediyorum. Çünkü 4 uzay korsanı açıldığı takdirde 25-30 saatim kadar alınabiliyor. Yani erken açarsanız daha bile fazla alırsınız belki. Tam sınırını bilmiyorum bunun. Özellikle denge ve ayarlamalar savaş makinelerinin verdiği hasar veya kazandığı iyileşme baflanmış. Savaş makinesi temelde bana güzel bir komik gibi geliyordu arkadaşlar böyle e, mantık olarak. Ama e, hani statik şiv vermiş gibi oluyordu şarlarınız ama nasıl desem böyle yeterli olmuyordu. Yani ben kog oynamaya çalıştım ve yeterli olmadı cidden. E, kog sürekli vurdura vurdura. Ee, buradan hasar çıkarması sağlamaya çalıştım ama yeterli olmadı 3 level yaptığım halde 6 şey açtığım halde ama şu an 6 tanedeki hasarı ciddi oranda artmış 325'ten 480'e çıkmış güzel bir oran denenebilir kılıç ustalarının ilave saldırı gerçekleştirme ihtimali e, altı 6 levelde düşürülmüş güzel olmuş master kompu yok ediyordu Tetikçilerin ilave saldırıları 3'e 5'ten 3'e 6'ya mı çıkmış? Nasıl? Niçin? Neden? Abi e, kılıç ustası kompu vardı bir Master Yi. E, onun dışında oynanırsa Sibentik veya Keskin Dışarcı ve de Jinx Tetikçi oynanıyordu. Yani en temel koplardan en çok oynanan koplardan birine neden buff gelir? Acep. Sibertiklerin saldırı gücü. 6 Sibertik nerflenmiş. E, mantıklı abi. Vayne 3, Irelia 2, Eko 2 gibi komplar iş yapıyordu. Sonsuz karanlıkların ilave saldırı yetenek gücü bufflanması gerekiyor. Ki bufflanmış. Gerekiyordu abi çünkü e, yet yeterli olmuyor. Yani metadan iyice düşmüştü. Altı sonsuz karanlık bir yerler oynarken artık hiç oynanmıyor hale gelmişti. E şimdi bufflanmış. Bir ufak buff almış. Casusların ilave saldırı hızı artmış abi. İki e, ikinci e, buffında diyeyim. Yani 4 casus açtığınızda %70 saldırı hızı alırken artık %80 saldırı hızı alıyor. Okey mantıklı ama casus oynanıyor muydu? Biraz. Mistiklerin büyüdürenci 4 levelde 125'ten 120'ye düşmüş. yani mistikler bence nerf almamalı çünkü Jana'nın şu an en büyük düşmanı bu. Yani mistikler nerf aldığı sürece Jana güçlenmiş demektir. O yüzden bu şekilde iyi. Şampiyon dengelemelerine baktığımızda Illaoi can artmış. Kullanılmıyordu fazla. Eee Temel olarak bütün e, zırh, zır ve büyü direnci artmış her levelde. E, bunun süresi 4 saniyeden 6 saniye çıkmış. Nocturne'ün saldırı hızı arttırılmış. Nocturne'ün yetenek hasarı 3 levelde arttırılmış. Zayah'ın mana bedeli azaltılmış 10. Ee, Darius ikinci aşama şampiyonlarda Darius'un zırhı artmış. Darius'un büyü direnci artmış. Darius keri iş yapıyordu. Bilmiyorum ne kadar mantıklı. Darius'un 3 leveldeki yetenek hasarı arttırılmış bir de üzerine. Kog'Maw'ın canı arttırılmış. Mana bedeli azaltılmış. Kog'Maw'ın yeteneğinin yüzdelik azami can hasarı e, 3 levelde azaltılmış. Ama o zamana kadar hala e, aynı. E, Nautilus 3-3.5 4 saniyeden 3, 3 5 saniyeye çıkmış. Yeteneğini sersemletme süresi ve Nautilus'un mana bedeli e, hala aynı fakat toplam ilk başlangıç manası 60'tan 50'ye düşmüş. Yani artık 6 değil 7 vuruş yaptığında e, ulti açabilme imkanına sahip olacak. 3. E, aşama şampiyonlara geldiğimizde Bard'ın yeteneğini kullanma süresi önemli ölçüde azaldı. Ha çok hızlı ulti atıyordu onu mu azalttılar acaba? Şey, çok yavaş ulti atıyordu onu azaltmışlar zannedersen. Çok mantıklı çünkü misal veriyorum çara Serap yapıyorsunuz ya da e, Shojin yapıyorsunuz çara sürekli ulti açması lazım ama 1 saatte gönderdiği için yaptığınız şojinin falan bir anlamı kalmıyordu. Ee, yani bar zaten genel olarak sabit bir şekilde barda kalmaz da e, erken oyundan mid game'e, late game'e geçiş sürecinde kullanılan bir şampiyonu level alabilmek için hızlı hızlı. Ee, o noktada bu güzel bir güncelleme olmuş bence. Cassiopeia'nın zehir süresi 12 saniyeden 14 saniyeyi wow küfür edecektim. Abi Cassiopeia zaten yok ediyor ya Cassiopeia full carry abi. Arkadaşlar en son buna değineceğim ama Cassiopeia kompu zaten çok güçlüydü artık çok daha güçlü. Jason canı azalmış mantıklı. Aşırı güçlü bir çar. Hala güçlüdür bence. 50 can koymaz Jace'e. Master Yi'nin yeteneğini sağladığı hasar 3 levelde azaltılmış. Mantıklıydı. Hatta 2 levelde bile azaltılabilirdi bir tık. Çünkü çok güçlü Master Yi'nin yeteneği. Yani Master Yi kompları Guinzo, Ravadon bunun üzerinden yok ediyordu yani e mantıklı nerf yemesi. Fizz'in mana başlangıç manası 60'dan 50'ye düşmüş. Toplam mana bedelini hatırlamıyorum açıkçası. Nar'ın dönüşüm sonrası canı e, 3 leveldeki 2500'den 4000'e çıkmış. Onun dışında 1 ve 2 levelde aynı. E mantıklı 3 level e, Nar bu kadar güçsüz olmamalı. 3 level yapması çünkü çok zor. E, yine 3 levelde saldırı gücü dönüşüm sonrası buff almış e, ee, yeteneğinin sersemletme süresi 2 saniyeden 1,5 saniye düşmüş. Bu üzdü, üzdü. Çünkü 3 levelle aldığı bufflanları güçlendirmedi. Çünkü 3 level nar yapabilen yok oyunda doğru dürüst. Ee, dolayısıyla sersemletme süresi azalması bu direkt nerf gibi nar için. Ee, Jinx'in yeteneğini sal sağladığı ilave saldırı hızı. 60-75 ya 1 ve 2 levelde nerf yemiş. Riven'ın yeteneğini sağladığı kalkan 1 ve 2 levelde nerf yemiş. Yine 3 levelde bu da aynı. Timon'un yetenek hasarı 3 levelde 600'den 150'ye düşürmüş. Onun dışında bir değişiklik yok. E, Timo arkadaşlar çok kullanılıyor ama aslında bakarsanız aşırı da güçlü bir şar değil. E, yeteneğini yavaşlatma süresi 4 seneden 3 saniye. Yani bu kadar nerf yeterli bir nerf Timo için bence okey. Ekko'nun yetenek hasarı e, 2 levelde düşürülmüş. Mantıklı sayılabilir. E, genel bir nerf almış gibi. E, Trash'in toplam mana bedeli arttırılmış. Çok mantıklı abi. Adam hangi kompunu yaparsa yapsın eğer ekonomisi el veriyorsa e, treş kasıp hayvan gibi çar sokuyordu ve treş sürekli ülte ata ata oyuna çar sokuyordu. Adamın yerde 20 tane çar oluyordu yani çok güzel olmuş. Kanasusamış'ın iyileştirmesi %40'dan 45'e düşürülmüş. Mantıklı Hex seçten sonra pek anlam kalmamıştı derken Hex Eş'te 40'dan 45'e çıkarılmış. Ee, i̇kisinin de doldurduğu iyileştir can iyileştirmesi %5 artmış. Mantıklı çünkü herkes morelia ve Red Buff kullanıyor. Bunların etkileri gayet azalıyordu. Bu okey olmuş. Mücevherli Eldiven'in ilave kritik vuruş hasarı %30 artmış. Ee, mücevherli Eldiven bu spell crit oluyor zannedersem. E, mantıklı abi. Çünkü artık e, ebedi yapılamıyor. Dolayısıyla e, direkt kritik vuruş hasarı fazla arttırılamıyor. E, video hızlıdan bitireyim uzamasın daha fazla. Statik hançerin hasarı da 80'den 90. Arkadaşlar yakında eğer e, atabilirsem güzel bir kogman videosu atmayı düşünüyorum sizlere. Statik hançerin hasarı 80'den 90'a çıkartılmış. Ve Zizirot'un canı arttırılmış. Wow Zizirot zaten erken oyunları kurtaran hatta late'de bile çok güzel işler yapabilen bence gayet güzel fakat değeri bilinmeyen bir artımdı. Artık daha fazla vuracak. E, statin hasar arttırılmış falan fişman. Şöyle kısa da bir giderilen hatalara bakıp hemen geçelim. Bazı ipuçları yüzdelerle uygun olacak şekilde temizlendi. Bunu bilemiyorum. Neydi bu? Malphite'ın enerji kalkanı yeteneğinin güç kadehinin sağladığı yetenek gücünden etkilenmemesine yol açan hata hasa giderildi. Neymiş? Ha, mesela Malphite bildiğiniz üzere oyun başında işte canının leveline göre değişti leveline göre değişiyor 1 ve 2 ve 3 leveline göre e, canının %'lik bir kısmı kadar kalkan alıyordu ve güç kadehinden e, yetenek gücü aldığında bu e, artmıyordu artması gerekirken sen o düzeltilmiş. Dev katili kullanan uzay korsanlarının nadiren ilave altı... Wow bunu bilmiyordum. Dev katili kullanan uzay korsanları işte Graves, Jace, Darius ve Gangplank gibi çarlar. Dev katil olduğu takdirde altını düşüremeyebiliyormuş bu bug düzeltilmiş. Kog'Maw'ın salvo yeteneği sırasında gerçekleştiği saldırıların nadiren kapan pençeyi tetiklemesine yol açan hata giderilmiş. Ee, ebedi verilen birimlerine yakında üstahlarının turuncu bir ışık saçmasına yol açan hata giderilmiş. Bunların hiç farkında bile değildim. Karayelle havaya uçurulan birilerin Timon'un uydu tuzağı gibi bazı alan etkilerinden isabet almasına yol açması giderilmiş. Şeyi düzeltmemişler zannedersem ben bunu görmüştüm. Gerçi fixlenmiştir belki bundan bir önceki yamada ama eee bazı çarlar e, bazı çarlardan Timo ve Gangplank olması lazım. Eee Meka pilotu bozulduğunda pilotlar e, ha, haritaya geri düşüyor ya o normalde o geri düşme süresinde hasar yiyemeleri lazım ama bazen daha geri düşmeden havadayken hasar yiyebildikleri bir bug vardı. Bu ne olmuş bilmiyorum. Mobil köşesine değinmiyorum. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, sesim evet ulan sesi videonun sonunda kontrol etmekte çok onay küpü bir davranış oldu. Ama her neyse bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Ee, video burada bi vid bitiriyorum. Neden konuşamadım acaba. Ee, videoyu like atarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Temel olarak şunu söyleyeceğim. Bence benim önerim savaş makinesi oynayın arkadaşlar. Hem kompun kendisi hem de kompun bütün çarları neredeyse buff almış. Kesinlikle oynanmaya değer halde. Şöyle e, genel olarak bir baktığımızda Illaoi, Kog'Maw, Nocturne ve e, da buff almıştı. Onu burada göstermemişler. Evet. Burada göstermişler. Pardon Cassiopeia, nerf almış? Ona hemen bir daha bakmak istiyorum. E, onun zehir süresi arttırılmamış mıydı ya Cassiopeia'nın? E, 12 saniyeden 14 saniye. Bu buff değil mi? Bu nerf mü? Bilmiyorum. Belki de zehir işte 100 hasar 12 saniyede verirken 14 saniye çıkarıldıysa bu bir nerf sayılabilir. Evet mantıklı. Ee, ama genel olarak yine de e, savaş makinesi kompunda ve çarlarında bir güçlendirme var. Dolayısıyla bunu oynamanızı öneriyorum. Videoyu da bitiriyorum. Bedavadan uzatmayalım arkadaşlar. Beğendiyseniz like beğenmeseniz dislike atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup izler açmayı unutmayın. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.